1,5 kilo su, 500 gram şeker koyduk, kaynattık. Şu kadarcık bir limonumuzu da sıkıyoruz. Şerbetin biraz daha katılanmasını sağlar. Bizleri takip eden arkadaşlar biliyorlar. Daha önceden de yine Saffet Abdullah'ın güllacını yapmıştık, tam tarifli. Şimdi de peynir tatlısını deniyoruz. Kemal Paşa peynir tatlısı birbirine karıştırılır genelde. 150 gram arkadaşlar. 2-3 dakika kaynasın. Ondan sonra bunu içerisine dökeceğiz arkadaşlar. Şöyle sertliğine bakalım. Biraz bir bayatlık var arkadaşlar. Şöyle kullanma tarihine bakalım. Üretim tarihi yazılmamış. Dökelim. Daha da genişini kullanmanızı tavsiye ederiz. Çünkü bunlar böyle piştikçe şişiyorlar. Burada yer kalmıyor. Bir ara Ege'minkileri denedim arkadaşlar. Onun peynir tatlısı gerçekten çok güzeldi. Şimdi bunu da bakacağız. Mesela bunun hazırlanışında arkadaşlar böyle diyor. Evet. Arkadaşlar bu kıvama 10 dakikada geldi. Bu şekilde bunu soğumaya bırakıyorum arkadaşlar. Cumbaya, balkona koyuyorum. Takrib 5 dakika falan soğuttum arkadaşlar. Dağılmıyor. Oldukça birbirini tutuyor arkadaşlar. Görüşür. Görüntü böyle. Evet kıymetli dostlar, İstanbul'un bu tanıtıcı mekanları arasında Saffet Abdullah'ın peynir tatlısını deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Peynir kokusunu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani içinde görünen bir peynir yok. Böyle hani tel peynirler var ya, onları böyle ağzınızda ezersiniz. Onu böyle uzaktan hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Ramazan'da insanın canı çekmeyecek gibi değil. Dağılması olmadı. Ege'minkini daha çok sevdim. Bu da çok güzel. O da çok güzel. Ama o benim için bir tık daha önde diyebilirim. Şeker kıvamı da oldukça iyi. Güzel. Saffet Abdullah da zaten bildiğim üzere alanında deha bir isim. Yani güllaç alanında. Elhamdülillah. Civarınızda varsa deneyimleyin arkadaşlar. Güzel bir tatlı olduğunu belirtmek istiyorum. Üzerinde tarifi var zaten gördünüz. Ama o size şekerli gelebilir. Bu az şekerli olduğunu da unutmayalım.